Gençler merhaba tekrar. Kişilik gelişimi dedik, küçük tanıtım yaptık. Sonra Freud'u şöyle bir tanıttık, burayı silmedim. Ondan sonra ne yapıyoruz şimdi? İlk kuramını işleyeceğim. Topografi, kişilik kuramını işleyeceğim. Topografi, kişilik kuramı deyince aklımıza ne geliyor? Bir, bilinç. İki, bilinç öncesi ya da ön bilinç ve üç, bilinç dışı, bilinç altı, bilinç ötesi şeklinde ifadeler kullanılabilir. Yani topografi kişilik kuramında bunlara bakacaksın. Topografi kişilik kuramında hani hepimizin bildiği bir şey vardır. Freud kişiliği bir buzdağına benzetir. Bir iceberg'e benzetir. İşte o iceberg'i hep beraber çizelim. Ve buralarda birinci kısım bak böyle su tarafı, ikinci kısım ve üçüncü kısmı oluşturacağız. Birinci kısım yani şurası bilinç. Şurası bilinç öncesi, şurası da bilinç dışı. Zaten diğer adları yazdığım için bir daha yazmıyorum. Ve suyun altında kalan kısım, suyun üstünde kalan kısımdan çok daha fazladır. O zaman diyor ki Freud, bakın diyor, siz diyor, bu çalışmaları yaparken bilincinizde bir takım özellikleri, yetileri kullanıyorsunuz. Yani bilinç dışını bir şekilde kullanıyorsunuz, bilinç öncesini bir şekilde kullanıyorsunuz ve bunu bilince çıkartarak kullanıyorsunuz. İşte burada davranışsal bir süreçten ziyade sanki bir hafızanın kullanımı gibi düşünün. Bir bilginin yaşadığı yer olarak düşünün. Ya da bir işlemi yaparken nasıl ve nerede, hangi şartlarda yaptığımızı düşünün gibi birçok etkenle bu süreci ne yapabilirsiniz aslında açıklayabilirsiniz. Şimdi bilinç, bilinç öncesi, bilinç dışının kendi iç dinamiklerini iceberg'i de kullanarak, buzdağını da kullanarak ne yapalım? Oluşturmaya çalışalım arkadaşlarım. Ve çok dikkatli dinleyin. Öyle önemli cümleler kuracağım ki yani onu yakalaman gerekiyor soruda. Onu yakalarsan zaten Freud'un bu kısmına hakim oluyorsun. Ve onu yaparken şu çizdiğimiz Freud tablosunu da tabii ki özellikler tablosunu da mutlaka hep zihninin bir tarafında tutuyorsun. Tamam mı? Peki, bilinç, farkında olduğumuz yaşantı ve deneyimlerdir. Ne diyoruz burada, ne varmış? Yaşantı varmış. Zaten yaşantının diğer adı nedir? Deneyimler bilinçtedir. Ya arkadaşım o kadar basit düşün ki bilinç dediğimiz şey insanların farkındalığıdır. Şu anda yüzük parmağımdan baş parmağımı aldım. Zaman zaman alıyorum biliyorsunuz. Yani fark etmiş olanlar vardır. Ne yaptım? Farkında bak bilekliğimi düzelttim. Farkında olduğum yaşantılardır. Öyle mi? Farkında olduğumuz yaşantı ve deneyimler vardır. İşte biz bunlara bilinç diyoruz. Bir insan herhangi bir şekilde yapmış olduğu şeyin ne olduğunu biliyorsa, o anda farkındaysa kesinlikle o bilinç seviyesindedir. Kesinlikle o bilinç seviyesindedir. Çok özel bir şeye gerek yok ama bilinçte bir bilgi ya da bilinç öncesi ve bilinç dışıyla ilişkisine tabii ki bunu da ne yapmamız gerekiyor? Kurmamız gerekiyor. İki, bilinç öncesi. Bilinç öncesi ya da işte ön bilinç ifadesine bakalım. Bilinç öncesi bu iceberg'imin ikinci tarafını ne yapıyor? Kapsıyor. Ve burada bakalım neler olacak, neler söyleyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, bilinç öncesi. Bizim hatırlamak için düşünmek gerekli olan ve istediğimiz zaman bilince, bunu kırmızı yazmak istiyorum. İstediğimiz zaman bilince çıkardıklarımızdır.
çıkardıklarımız. Ama nereye çıkarıyoruz? Bilince. Ne zaman? İstediğimiz zaman. Oldu mu arkadaşlarım? İstediğimiz zaman bilince çıkartıyoruz. Peki nasıl çıkarıyoruz? Hatırlamak için, hatırlamak için düşünmek yeterlidir. Bak, önemli bu bilgiler ha. Hatırlamak için düşünmek nedir? Yeterlidir. Peki ne vardır burada? Onu da söyleyelim. Anılar ve bilgiler vardır. Fakat bir şey var. Hatırlanan anılar ve bilgiler. Yani rastgele değil, hepsi değil. Hatırlanan anılar ve bilgiler. Oldu mu arkadaşım? Şimdi o zaman burada ne varmış? Anılar artı bilgiler varmış. Hatırlamak için düşünmek yetiyor diyoruz. Şimdi bakın, çok net bir ifade kullanıyorum. Hep beraber hazır mıyız? Bakın, bilinç öncesindeki bir bilginin hatırlanmasının sebebi ya da yolu nedir? Düşünmek. Nereye çıkarılır? Bilince. O zaman bilinç öncesindeki bir bilgi bilince çıkartılamazsa kesin olarak hatırlanamaz. Çünkü bu şarttır. Bakın, bilince çıkartıyoruz. Dikkat edin lütfen. Burada hatırladığın her an, hatırlıyor musun senle şuraya gitmiştik, hatırlıyor musun senle buraya gitmiştik? Nerede, ne zaman, kiminle ne yapmıştık? Hatırlıyor musun, hatırlıyor musun, hatırlıyor musun, hatırlıyor musun? Hatırlıyor mu? Üniversiteyi kazandığınız o muhteşem ya da lanet günü. Bugün duyguyla ya da kaygıyla hatırlıyor musunuz? İşte o dur. Ben şu anda sana ders anlatıyorum. Ele mi? Vallahi anlatıyorum yani. Anlatmaya çalışıyorum atölyemde, değil mi? Bakıyorum. Ne yapıyorum? Bir bilgiyi hazırlıyorum. Aşağıda duruyor o, biliyor musun? Bilinç öncemde. Hemen düşünüyorum. Söylüyorum, yenisini hazırlıyorum. Beynime şimdi şöyle vıttır 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 gidiyor. Dönüyor, biliyor musun? Fena dönüyor. O yüzden hatırlamak için düşünmek yeterlidir. Anılar ve bilgiler buradadır. Hatırlanan bilgiler buradadır sevgili arkadaşlarım. Ve biz buna ne yapıyoruz? Çok önem veriyoruz. Hatırlamak için düşünmek yeterlidir ifadesi buradan geliyor. Düşünerek bilgilerimizi, düşünerek anılarımızı bilince çıkardığımız müddetçe neydik lan? Hatırladım. Neydik? Word? Hatırladım. Hatırladığımız, düşünerek hatırladığımız onlarca ve onlarca anı ve bilgi var. Hatırlamadığımız binlerce anı ve bilgi var. Eyvah! Eyvah! Demek ki hatırlanmayanlar bize bir şey yapacak. İşte buna dikkat ediyorsunuz. Tamam, anladık. Nereye çıkıyor? Bakın, bilinç öncesindeki bir bilgi nereye çıkar? Bilince nasıl çıkar? Düşünerek. Bunlar hatırlanan anılar ve bilgilerdir. Özetle bunu anlattık. Sırada ne var? Bilinç dışı var. Onu da şuraya yazalım, böyle bütünlük sağlanmış olur. Bilinç dışı. Evet. Şimdi hatırlamak için düşünmek yetmiyor burada. İstediğimiz zaman bilince çıkartamıyoruz. Böyle sıkıntılarımız var. Hatırlamak için düşünmek yetmez. Hatırlamak için düşünmek yetmez ya da yetmeyebiliyor. Yetmez. Peki ne yapıyor? Özel tekniklerle. Özel tekniklerle. Bilince çıkartılır. Bilince çıkartılır. Hatırlamak için düşünmek yetmiyor. Ve ne yapıyorum? Özel tekniklerle bilgileri bilince çıkartıyorum. Arkadaşım, bu özel teknikler ne? Bir adamı merak ediyor. Hipnoz, serbest çağrışım, vaka analizi, rüya, Freud'un rüya analizleri vardır, okuyun. İsterseniz okuyun, severseniz. Freud'u sevmeniz de lazım. Rüya analizi, çok güzel kitapları vardır Freud'un da, bazıları çok sıkılıyor falan. Vaka analizi vesaire vesaire. Şimdi, bunlar özel teknikler. Bak, şimdi dikkat et. Bilinç dışındaki bir bilgi nereye çıkarılıyor?
bilince. Nasıl çıkarılıyor? Özel tekniklerle. Bilinç öncesindeki bir bilgi nereye çıkarılıyor? Bilince. Nasıl çıkarılıyor? Düşünerek. Bak, arasındaki farkı görmen gerekiyor. İşte bu farkı görürsen eğer, o zaman daha sağlıklı bir şey oluyor. Tamam arkadaşlarım? Bunu da bu şekilde ne yapabilirim? İfade edebilirim. Ve peki şu bilinç dışı var ya, bilinç dışı. Diyorla sabahtan beri diyor da burada ne var emi? Bir ona bakalım isterseniz. Bilinç dışında olan bir kaygılar, korkular, mantık dışı istekler, ahlak dışı istekler, ahlak dışılık, bencilce ihtiyaçlar, ihtiyaçlar. İnsan doğuştan kötüdür demiştim hemi. İnsan doğuştan kötü bir varlıktır diyoruz ve o bilinç dışı dediğimiz o manyak yer var ya, o nelerle dolu biliyor musun? Abbao! Ve insanoğlunun çok fazla, bak demin bir ifade kullandım. Dedim ki, hatırladığım onlarca bilgi anı var, hatırlamadığım onlarca bilgi anı var. İşte hatırlamadıklarım ama nasıl düşünerek hatırlamadıklarım. Bilinç dışında düşünerek hatırladıklarım, bilinç öncesinde. Bunlar nasıl ortaya çıkar? İşte özel tekniklerle, efendim, dil sürçmeleri olabilir. Rüyalar şeklinde olabilir. Oldu mu arkadaşım? Vesaire. İnsanların yaşam alanında bunlar ne yapılabiliyor? Olabiliyor. Ve bunlar işte o bilinç dışının, o karanlık yapısının, o büyük bir derin bir yapıdır. İnanılmaz bir yapıdır ve bilinç dışı öyle bir şey ki arkadaşlarım, özellikle nerede, şurada 0-6 yaş aralığında insanların biriktirdikleri daha çoktur. Farkına varmadan bizi neresi yönetir? Bilinç dışı yönetir. Davranışlarımızın birçoğunun altında ne yatar? Bilinç dışının karanlık bölgelerindeki bizi etkileyen unsurları yatar. Ama şunu görmüş olmanın gerekiyor. Bir bilgi ister bilinç dışında olsun, ister bilinç öncesinde olsun, mutlaka nereye çıkacaktır? Bilince çıkacaktır. Bir bilgi nerede olursa olsun ne yapacaktır? İster bilinç dışında, ister bilinç öncesinde. Bilince çıkmadığı müddetçe hatırlanamaz. Davranışa dönüştürülemez. Farkına varmadan da olsa bilinç dışına çıkıyor. Peki, kişiliğin en etkin kısmıdır. Geldik bu sorunun cevabına. Kişiliğin en etkin kısmıdır. Niye? Kişiliğin en etkin kısmıdır. Kişiliğin en etkin kısmı neredir? Bilinç dışıdır. Arkadaşlarım, kişiliğin en etkin kısmı. Kişiliğin en etkin kısmı bilinç dışıdır. Ve sevgili arkadaşlarım, burada bunun sebebi sorulabilir. Kişiliğin en etkin kısmının bilinç dışı olmasının temel sebebi nedir? Şeklinde bir sorunun cevabı şurada yazar. Cinsel ve saldırganlık. Nerede? Burada. Cinsel ve saldırgan kökenli enerji bilinç dışında yaşadığı için. Cinsel ve saldırgan kökenli enerji bilinç dışında yaşadığı için kişiliğin en etkin kısmı ne oluyor arkadaşlarım? Bilinç dışı oluyor. Bak, ne? Cinsel ve saldırgan kökenli enerji kişiliğin temelini oluşturuyor. Şimdi cinsel ve saldırgan kökenli enerji kişiliğin temelini oluşturuyorsa, cinsel ve saldırgan kökenli enerji eğer bilinç dışında yaşıyor ise, o zaman kişiliğin en etkin kısmının da bilinç dışı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. İşte bunu da bu şekilde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunlar bizim için önemli. İşte bu üçlemeye dikkat ettik. İşte burada Freud topografik yapıyı kuruyor. Sonra Freud'a diyorlar ki tamam kardeş, haklısın da diyorlar. Nasıl davranıyorlar? Yani insan bilinç öncesine göre nasıl davranır? Bilinç dışına göre nasıl? Bilince çıkarılan bir bilginin davranışsal kalıpları nasıl oluyor? Bunu bana bir anlat hele diyor. Freud diyor ki hele haklısınız diyor. Ben bu tarafına değinmedim diyor aslında. Yani böyle bir kurgulama yapalım ve kişiliğin o bilinç tarafının davranışsal süreçlerini de açıkladığı bence çok iyi bir kuram olan, yapı olan
ego ve süperegonun oluşturulduğu yapısalcı kişilik kuramını Freud ne yapıyor? Kuruyor. İşte bir sonraki derste gençler, yapısalcı kişilik kuramıyla ne yapacağız? Karşınızda olacağız. Bir sonraki derste inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olunuz.